Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında çözüm süreci tartışmalarını mercek altına alacağız. Konuğumuz da İmralı heyet üyelerinden Hatip Dicle olacak. Odak başlıyor. Tüm halklarımıza barışın... Bu akşam Odak programında çözüm süreci tartışmalarını mercek altına alacağız dedik. Konuğumuz da İmralı heyet üyelerinden Hatip Dicle. Kendisi Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çözüm süreci Türkiye'de ne zaman başladı? Siz Hatip Dicle olarak ne zaman dahil oldunuz bu heyete? Şimdi aslında İmralı sürecini incelemeden önce yine biraz gerilere gidip 93'te Sayın Özal'ın, Cumhurbaşkanı Özal'ın girişimiyle başlayan sürece dikkat çekmek gerekir. Çünkü İmralı süreci 93'ten sonra 22 yıllık, neredeyse 2015'i dikkate alırsa 22 yıllık bir sürecin son halkasıdır. İlk halka dediğim gibi Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından başlatılmıştı. Biliyorsunuz 92 Nevroz'u çok kanlı geçmişti. 93 Nevroz'u yaklaşırken herkes yine bir endişe içindeyken Sayın Öcalan'ın 17 Mart 1993 tarihinde tek taraflı ateşkes ilan etmesiyle siyasi bir yumuşama sürecine tanık olmuştuk. Tabii bu bir diyalogun sonucunda gelişmişti. Rahmetli Özal üç kanaldan Sayın Öcalan'a bir mesaj iletmişti. Bu üç kanaldan biri hep milletvekilleri üzerindeydi ki bu heyet içinde ben de vardım ilk süreçte. İkincisi gazeteci Cengiz Çandar aracılığıydı. Üçüncü kanal da daha sonra Irak Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Mam Celal diye adlandırdığımız Sayın Celal Talabani tarafı. O kanalla Sayın Öcalan'a ulaşılmıştı. Sonuçta Sayın Öcalan'dan beklenti şuydu. 17 Mart'ta bir ay süreyle ilan edilen ateşkesin süresiz olarak uzatılması. O basın toplantısında biz de katıldık. Sayın Öcalan bir aylık değerlendirmeden sonra 17 Nisan'dan başlamak üzere süresiz ateşkese gittiklerini söyledi. Bir, tabii ki çok tarihi bir adımdı. Hepimiz çok coşkuluyduk, çok mutluyduk. Nihayet 8-9 yıldır o yıl itibariyle 84'te başlayan silahlı mücadele çok can kaybına neden olmuştu. Nihayet bu bitiyor diye mutlanmıştık doğrusu. Ama 17 Nisan günü biz daha Şam'dayken Sayın Celal Talabani Arap radyolarından dinlediği bir haberi bize ilettiğinde o bütün hayallerimiz tuzla buz oldu diyebilirim. Neydi çünkü? Acı haber şuydu. Özal vefat etti. Kalp krizi geçirerek vefat etti. Tabii ilginçtir. Sayın Öcalan'la görüşme, yani Sayın Öcalan'la bir görüşme yapıp öyle gelmek istedik Türkiye'ye. Sayın Öcalan dedi ki muhtemelen Özal devlet, bu derin devlet dediğimiz üç tarafından öldürüldü. Çünkü dedi Osmanlı'dan beri gelen bir devlet geleneği var. Başaramayanı kellesinler. Dolayısıyla
Özal'ın 1983'ten sonra Türkiye siyasetinde daha 1993'e kadar çok etkin olmasını ve daha sonra bizim de ateşkes görüşmeleriyle demokratik bir çözüme hazırlanması bu derin devlet tarafından dedi büyük olasılıkla yenildiği olarak kabul edildi ve bu yenilginin cezasını da Özal'ı öldürerek verdiler dedi. Benim tarafından Sayın Semra Özal'a evlatlarına lütfen başsağlığı dileyin. Bizim de üzüntümüz sonsuzdur. Çünkü başlayan yeni bir süreç maalesef sona ermiştir dedi. Bundan sonra büyük ihtimalle daha şiddetli bir savaş dönemine gireceğiz demişti. Ve nitekim öyle de oldu. Daha sonra 1995'te tek taraflı ateşkes ilan edilmişti. Aralık ayında o da sabote oldu. Peki o ateşkes kimlerin araya girmesiyle ilan edildi? Bu o dönem biliyorsunuz her seçimde mutlaka PKK bir ateşkes veya bir eylemsizlik süreci başlatır. Bu baştan beri böyledir. O zaman 95 aralığında bir genel seçim var. Genel seçimlerden dolayı ilan edildi. Ama süresizdi, yine süresizdi. Ama 1 Mayıs 1996'da Türkiye'nin kontrgerilla güçleri Sayın Öcalan'a yönelik büyük bir suikast yaptılar. Aslında başarıya ulaşmadı ama bir tonluk bombayı evinin önünde patlattılar. Kaldığı evin önünde. Sayın Öcalan bundan yara almadan kurtuldu ama bu ateşkesin sonu oldu. 98 1 Eylül'de yine devlet içinde, ordu içinde ama bu sefer ordu içinde bir kanadın hem cezaevleri üzerinden cezaevlerindeki PKK'li temsilciler üzerinden hem de Avrupa temsilciliği, peki Avrupa temsilciliği üzerinden görüşmeleriyle bir ateşkes istenmişti PKK'den. Eğer siz bu ateşkesi yaparsanız biz mutlaka bu sürecin daha kanlı bir aşamaya gitmemesi için bizimce yapacaklarımız var demişlerdi. Bu nedenle ordu kanadından gelen, ordunun çözümden yana olan bir kanadından gelen teklifti. Ama 1 Eylül 1998'de bunların talebine uyarak Sayın Öcalan tek taraflı ateşkes ilan etti. Ama çok kısa sürede anlaşıldı ki bu damar, ordu içindeki bu damar çok güçlü değil, çok hakim değil. Çünkü ondan sonra 9 Ekim tarihinde biliyorsunuz Sayın Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Sayın Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması konusunda Suriye Şam yönetimine bir ultimatum verildi. Bu ultimatum sonrası da zaten Sayın Öcalan şeyden ayrılmak zorunda kaldı Şam'dan. Avrupa'ya geçti. Amacı barış sürecini devam ettirmekti. Çok esnek 7-8 maddeden oluşan bütün Avrupa devletlerinin de kabul edebileceği ve Türkiye'nin de biliyorsunuz o dönemde Avrupa Birliği'nin tam üyeliğine hazırlanması vardı. Yani İspanya'da, İtalya'da işte değişik Avrupa ülkelerinde bu sorun nasıl çözümlenmezse onları içeren bir talep listesiyle ortaya koydu. Ama maalesef Amerika başta olmak üzere Avrupa devletleri Sayın Öcalan'a uluslararası bir komplo düzenleyerek onun İmralı'da esaret altına alınmasını sağladılar. O dönem çok gergin bir süreçti. Biz cezaevindeydik o süreçte. Ama 200'e yakın insan cezaevleri başta olmak üzere kendini yaktı. Yani Kürt devrimcileri kendini yakarak bu olayı protesto etti. Türkiye'de bir taraftan ırkçılar, bu MHP'li gibi milliyetçiler sokaklara dökülerek Öcalan'ın bir an önce idam edilmesini istediler. Dolayısıyla korkunç bir Kürt-Türk boğazlaşmasının eşiğine gelmiştik. Ama Sayın Öcalan yine bu yangını söndürdü. Bir çağrı yaptı. Gerilla dahil bütün güçler şiddet eylemlerinden vazgeçmelidir dedi. Bu hangi tarihti? 1999 tabii 15 Şubat 1999 sonrası. Sayın Öcalan'ın Mart başlarında yani 99 yılının Mart başlarında bu çağrıyı yaptı. Bu çağrıyı yaptıktan sonra zaten kış ayları olduğu için gerilla çok devrede değildi. Ve dolayısıyla bir iki ay içerisinde gerillanın
fedai saldırılarla, yani böyle hani intihar bombası, demir bombacısı, 5000'e yakın müracaat vardı yönetime. Biz intihar bombacısı olmak istiyoruz diye. Şimdi bu derece korkunç bir Türkiye bölüm bir şeye gelmişti yani. Biz de cezaevlerinde çok tedirgindik. Çünkü Türkiye bir Türk-Kürt boğazlaşmasına sahne olabilirdi. Ama Sayın Öcalan dediğim gibi devreye girdi. Daha sonra 1 Eylül 1999'dan itibaren bütün gerilla güçlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki bütün gerilla güçlerinin çekilmesi çağrısı yaptı. Gerilla bu çağrıya uydu ve 5 yıl boyunca gerilla Türkiye'nin dışında kaldı. Kuzey Irak'a çekildi. Medya savunma alanları dediğimiz alanda alana geçti. Ve 5 yıl boyunca tek bir mermi patlamadı. Tek bir insanın burnu Kürt sorunundan dolayı kanamadı. Ama Türkiye maalesef bu 5 yılı önce 1-2 yıl yani 99 ve 2000'de işte 2001'de bazı adımlar atıldı gerçekten demokratik anlamda. Ama Kürt sorununu demokratik çözümüne gidecek bir süreç ne yazık ki bu tarihsel fırsat heba edildi. Ve 1 Haziran 2004'ten itibaren tekrar yeni bir çatışma süreci başladı. Bir ateşkes daha tanık olduk. 2006 yılındaydı o da. O zaman da devreye ABD, bizzat ABD Mam Celavi, o zaman Irak Cumhurbaşkanıydı, devreye sokarak ve Avrupa Birliği çeşitli aracılar vasıtasıyla PKK'nin ateşkes ilan etmesini istiyorlardı. Buna uygun olarak Sayın Öcalan da inisiyatifi örgüte verdi. Gece Sayın Hatip Dicle, kronolojik olarak Türkiye ile PKK arasındaki ateşkes görüşmelerini anlatıyordu. Teknik bir arıza meydana geldi. Ben biraz toparlayayım onun anlatımlarından. İlk ateşkes görüşmeleri 1993'te Cumhurbaşkanı Özal vasıtasıyla oldu dedi. Henüz kendileri Şam'da görüşmeleri sürdürürken 17 Nisan'da Özal'ın ölüm haberinin geldiğini söyledi. Bununla birlikte de bu ateşkes görüşmeleri sonlandı dedi. 1995'te PKK tekrar tek taraflı ateşkes ilan etti. 1996'da Öcalan'a bir suikast düzenlenmesi sonucu bu ateşkes görüşmeleri de sonlandı ve tekrar çatışmalı sürece geçildi. 1998 1 Eylül'ünde ordu içinden bir kanadın ateşkes talep ettiğini söyledi. Onların Kürt sorunuyla ilgili adım atılacağı konusunda kendilerine garanti verdiğini söyledi. Ancak daha sonra yine 9 Eylül PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasıyla sonuçlanan bir döneme girildiğini söyledi. Daha sonra 15 Şubat 1999 sonrası yani PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin ardından bir süreç başladı. 1 Eylül 1999'da bütün PKK gerillaları ülke dışına çıkarıldı ve 5 yıl boyunca da PKK gerillaları Türkiye dışında kaldı. Bu 5 yıl içinde aslında bazı adımlar da atıldı dedi. 1 Haziran 2004 yılında bu çatışmalar tekrar başladı bilgisini paylaştı. Daha sonra 2006 yılında ABD ve o dönem Irak Cumhurbaşkanı olan Celal Talabani vasıtasıyla yine bir ateşkes görüşmelerinin başladığı bilgisini paylaştı. Biz daha sonra Oslo süreci ve Türkiye'den yürütülen çözüm sürecine geleceğiz. Sayın Hatip Dicle hazır mı? Kendisi hazır değil. Şimdi biz bugün odak programında çözüm süreci tartışmalarını mercek altına alıyoruz. Bilindiği üzere 2013-2015 yılları arasında HDP'nin de aracılısı olduğu bir çözüm süreci yaşandı. AKP iktidarı, HDP ve PKK, Kandil, İmralı arasında görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda PKK gerillaları
yine ülke dışına çekildi, ateşkes süreci başladı, hiçbir eylem yapılmadı, Kürtlerle görüşmeler başladı. Bu görüşmeler Dolmabahçe'deki mutabakata kadar sürdü. Şimdi kendisi tekrar hattımızda. Sayın Hatip Dicle, en son 2006 yılında ABD ve Celal Talabani'nin bir ateşkes talebinden bahsetmiştiniz, orada kaldık. Evet, bu ateşkes talebini Sayın Öcalan örgüt yönetiminin karar vermesini istedi. Örgüt yönetimi de KCK Yürütme Konseyi olarak 1 Ekim 2006'dan itibaren ateşkes sürecine girildi. Ancak bir gün sonra, ilginçtir, bir gün sonra o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı olan İlker Başbuğ, Erciş'e giderek son terörist öldürülene kadar bu mücadele sürecekti. Yani orada sanıyorum Türkiye'nin kontür gerilla güçleriyle işte Amerika, Avrupa'nın diyelim çeşitli kanallardan çatışmasının su yüzüne çıktığı dönemdi. Ve dolayısıyla o ateşkes de İlker Başbuğ'un bu tavrından dolayı zaten hemen operasyonları başlattılar. Çok şiddetli operasyonlar, çok şiddetli çatışmalar başladı. Dolayısıyla 1 Ekim 2016'daki ateşkes süreci maalesef başarı sağlayamadı. Sonra 2008 ile, bu çok önemli, 2008 ile 2011 yılları arasında yeni bir Oslo süreci, bunlar gizli görüşmelerdi biliyorsunuz, Oslo süreci daha önce de Filistin ve İsrailler arasında gerçekleşmişti. Bir aracı kurum, İsviçre merkezli bir aracı kurum buna koordine yapıyordu. Bu koordinasyonu yapan aracı kurum, bu koordineyi yapan aracı kurum Birleşmiş Milletler, İngiltere, İsviçre ve Norveç gibi devletlerin de desteğine sahipti. Oslo'da gizli görüşmeler 3-4 Eylül 2008 yılında başladı. Peki bu gizli görüşmeleri MİT Başkanı, yani şimdinin MİT Başkanı, o dönem MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan'ın katılımı var mıydı? PKK yöneticilerinin bulundukları yerden devlete ait helikopterlerle toplantılara getirildiği de söyleniyordu. Bu bilgilere sahip misiniz siz? Doğru doğru, bu bilgilere sahibiz tabii ki. Yani ben o zaman süreçte yine cezaevindeydim ama bilgimiz oluyordu. Emre Taner'di o zaman müsteşar. Evet. Daha henüz Hakan Fidan, evet, doğru. O görev. Ve Emre Taner bizzat o dönemlerde kendisi veya MİT'e bağlı emrindeki görevliler Sayın Öcalan'a her görüşme öncesi derlerdi. Ve Öcalan'dan düşünce mektup alıp onu Oslo'daki PKK heyetine getirdiler. Peki görüşmeleri sağlayan kimdi? Devlet olarak bütün mekanı temin eden, gidip PKK heyetini Kandil'den alıp uçakla Oslo'ya getiren de Norveç'ten gitti. Dolayısıyla bu görüşmeler 3 yıl boyunca sürdü aralıklarla. Toplam 11 toplantı yapıldı. Bu 11 toplantının hepsi bu aracı kurumlar ve aracı devlet tarafından tespit edildi, imzalatıldı karşılıklı. Her birisinin bir mutabakat metni vardı. Dolayısıyla bu görüşmeler süreci Oslo tamamen gizliydi ama şimdi her şey açık tabii. O Oslo görüşmeler süreci 5 Temmuz 2011'e kadar devam etti. Nasıl bitti? Şöyle bitti o süreçte, biliyorsunuz o dönemde bir seçim vardı, 12 Haziran 2011'de bir genel seçim vardı. Şimdi bu genel seçimden önce, 3 gün önce, 3-4 gün önce, 9 Haziran 2011 tarihinde Erdoğan bir televizyon programına çıkarak şöyle dedi: eğer ben Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği süreçte başbakan olsaydım kesinlikle onu idam ederdim. Şimdi bu bardağı taşıran son damla oldu. Artık Oslo görüşmelerinin sona ermesinde bir bu etken var. İkinci etken de KCK operasyonlarıdır. Şimdi
TCK operasyonları binlerce Kürt siyasetçinin, ben de o dönemde tutuklandım, evet, Kürt siyasetçinin cezaevlerine doldurmasına neden oldu. Ve üstelik her mutabakat metni, dikkat edin, Oslo'daki her görüşme sırasında devlet heyeti TCK operasyonlarına son verileceğini taahhüt etmesine rağmen bu gerçekleşmiyor. Peki orada sizce devlet yetkilileri mi doğru bilgiyi paylaşmadı sizinle, o heyetle, yoksa devlet içinde bir çatışma mı söz konusuydu? Hayır, devlet içinde çatışma vardı. Yani devlet içindeki çatışmanın kaynağı da şuydu. O zaman AKP ile Fethullah Gülen cemaati, biliyorsunuz, evet, bir koalisyon içindeydiler. AKP Gülen cemaati yargıda, poliste bayağı güçlüydü. Evet. MİT'in içinde vardı. Yani 1965'ten beri bir devlet kriği olarak örgütlenmişti. Sanıyorum bununla AKP arasında da bazı çelişkiler o dönemde başlamıştı, iktidar çekişmeleri de. Bundan dolayı hem Oslo görüşmelerinin basına sızdırılmasında seçimlerde, hem de KCK operasyonlarında Fethullah Gülen cemaatinin büyük payı vardır. Hem de bu görüşmelerin yani bu devlet sabote edilmesinde, evet. Sabote edilmek. Amaç o süreci sabote etmek. Ve nitekim bunu başardılar da. İşte dediğim gibi Sayın Öcalan seçimden sonra bir ay süre tanıdı Erdoğan'a. Dedi ki eğer çıkıp seçimde, tabii yine Erdoğan kazanmıştı seçimi. Dedi ki eğer çıkar televizyonda derseniz ki biz Kürt sorununun demokratik çözümünü gerçekleştirmeye kesin kararlıyız, biz o zaman hani sizin bu taahhüdünüzü dikkate alarak yeniden bu süreci, ateşkes sürecini ve eylemsizlik sürecini uzatabiliriz. Aksi takdirde ben çekilmek zorundayım dedi. Öyle tabii ki Erdoğan da böyle bir taahhütte bulunmadığı için 2011 yılının ortalarından itibaren, Temmuz ortalarından itibaren, tekrar şiddetli çatışmalar başladı ve 2011 yılının sonlarında biliyorsunuz Bosco katliamı gelişti. 2012'de de ölüm oruçları başladı cezaevlerinde. Ayrıca o süreçte Rojava devriminde de, yani biliyorsunuz Suriye'ye 2011'de müdahaleler olmuştu. 2012 yılında da 3 kanton, yani 3 Kürt kantonu özelliklerini ilan etmesiyle hep yeni bir aşamaya girilmişti. Bu nedenle AKP çok sıkışmıştı. Zaten çelişkileriyle Fethullah Gülen cemaati de iyice yoğunlaşmıştı. Bu nedenle İmralı süreci bu dönemde başladı. Peki 2013 yılında, ilk baştaki soruma dönersem, 2013 yılında kim başlattı bu çözüm sürecini? Talep kimden geldi? Şimdi sanıyorum biz şöyle bilgi aldık o süreçte. Eylül ayından itibaren tekrar devlet heyeti, MİT'ten heyetler Sayın Öcalan'ı ziyarete gidiyorlar devamlı. Kendisine işte yeni bir sürecin başlaması gerektiğini, aslında Oslo sürecinin de devam edebileceğini, ancak Oslo sürecinde başka devletler var, aracı kurumlar var, biz bunların dahil olmasını istemiyoruz. Madem ki Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözüm düşünüyoruz, o zaman biz kendi aramızda bu sorunu çözelim dediler Sayın Öcalan'a. Sayın Öcalan da bunun üzerine bu yanıta başbakana bir mektup yazarak yanıt verdi. Özet olarak yazılan mektubun özeti şuydu. Kanla, silahla Kürt sorununu bastıramazsın. Bunun yerine demokratik çözümler, diyaloglar bu sorunun çözüm kaynağı olabilir. Bu nedenle daha fazla insan kaybı, can kaybı olmadan biz buna hazırız. Eğer siz de hazırsanız bu süreci, demokratik süreci yeniden başlatalım demişti. Ve bu kabul gördü. İlk önce biliyorsunuz 3 Ocak 2013 yılında Sayın Ahmet Türk ve Ayla, şimdi özür dilerim Ayla arkadaşın da ikisinin birlikte İmralı'ya götürülmesiyle bir anlamda süreç başladı. Ama ondan 6 gün sonra, bu görüşmeden 6 gün sonra Paris katliamı. Yani başta Sakine Cansız olmak üzere iki arkadaşıyla birlikte Paris'te katledildi. Yani bunun bir devlet operasyonu olduğu zaten belliydi.
Ama devletin acaba bir bütün olarak mı kararıydı, yoksa yine bu Gülen cemaatin? Sonuçta sanıyorum Sayın Öcalan'ı, o zaman Emre Taner, işte o zamanki MİT görevlileri gidip ikna edebildiler. Dediler ki bunu da yine cemaat kaynaklıdır. Ve dolayısıyla cemaatle AKP'nin arasındaki bu çelişki, sonuçta biliyorsunuz 2013'ün sonlarında 17-25 Aralık operasyonu denen operasyonlarla sonuçlandı. Ve İmralı süreci de o 2013 yılında, istersen girelim nasıl başladığı, devam ettiği. Evet. Girelim mi? Lütfen. Evet. Şimdi 2013 yılında yine devlet heyetiyle Sayın Öcalan'ın görüşmesi ve bunun da KCK yürütmesinin de dahil edilmesiyle bir eylem planı üzerinde anlaşmaya var. Bunun adı Demokratik Barış'ın eylem planı. Bu eylem planı 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama çatışmasızlık ortamının sağlanması. İkinci aşama anayasal ve yasal sürecin başlatılması. Üçüncü aşamada zaten normalleşme süreciydi. Şimdi çatışmasızlık ortamının sergilenmesi konusunda PKK'nın üzerine düşen görev gerilla güçlerini çekmekti. Yani Türkiye sınırlarının dışına çekmekti. Bu nedenle Sayın Öcalan 21 Mart 2013'te 2 milyon insanın, tahminen 2 milyon insanın Nevroz alanında Nevroz alanında Sayın Öcalan'ın mesajını dinlemesiyle aslında gerillaya en kısa sürede Türkiye sınırlarının dışına çıkma çağrısı yaptı. Yüz binler orada barış ve demokrasiyi haykırdı. Sayın Öcalan'ın bu pratiğini desteklediğini haykırdı. Çok gerçekten heyecanlı ortamlardı. Evet. Artık herhalde bu işin sonu geliyor, bu savaşın sonu geliyor beklentisi çok güçlüydü. Ama ne yazık ki, mesela diyelim ki buna örgüt tam uydu. Bazı endişeleri vardı. Sayın Öcalan mektuplarla onları tekrar ikna etti. Ve dolayısıyla HPG ana karargah komutanı Murat Karay'la 25 Nisan 2013 günü Kandil'de basın toplantısı düzenleyerek 8 Mayıs 2013 gününden başlayarak bütün gerilla güçlerini sınır dışına çekeceklerini söyledi. Ama devletin de üzerine düşenler vardı bu konuda. Devlet o zaman şu taahhütte bulunmuştu. Demişlerdi ki bu süreç başladıktan sonra biz de cezaevlerinde ölüm sınırında olan 200'e yakın siyasi PKK'den mahkum olmuş siyasi tutsağı serbest bırakarak bir güven artırıcı adım atacağız. Bu çok önemliydi. Ama bu hiçbir zaman yapılmadı. Evet. Mesela bu yapılmadı ama ikinci aşama var. Anayasa ve yasal düzenlemeler. 2014 yılında bir yasa çıkarıldı devlet tarafından. 10 Temmuz 2014 yılında. Orada bu görüşmeler anayasal güvence altına alındı. Devlet doğru görevlendirir ve görevlendirdiği kişiler bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu görevleri yerine getirmekle mükelleftir diye, değil mi? Doğru. Peki. Doğru. Onun içinde bizler dahildik. Ayrıca bürokratlar da dahildi. Yani bu görüşmeleri sürdüren bürokratlar da dahildi. Hatta hükümet üyeleri de dahildi. Evet. Ama yani yurt içi ve yurt dışındaki herkesi de dahil ettiler bu sürece. Hatta ben okuyayım isterseniz. Madde 2, 6551 sayılı, gerekli görülmesi halinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum ve kuruluşları görevlendirir. Sonra dördüncü maddede diyor ki... Kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının bent kapsamındaki görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz. Böyle bir kanun var önümüzde. Doğru, okuduğunuz doğru. Bu hepimizi güvence altına alıyordu. Devletin o zamanki hükümet üyelerinde dahil. Ama takip ettiniz mi bilmiyorum. 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu yasa yürürlükten kaldırıldı. Evet. Ve bugün eğer
HDP'nin üzerine böyle Süleyman Soylu vasıtasıyla gidiliyorsa, işte ellerinde İmralı'da çekilen resimler ya da Kandil'de çekilen resimler gösteriliyorsa, bu yasal güvence kalmadığını bildikleri içindir. Evet, yasal güvence evet. kalmadı. Dolayısıyla bu görevi ifa edenler Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilebilir, bundan dolayı ceza alabilir vesaire. Peki bu evet. insanları görevlendirenlere ne olacak? Vallahi sanıyorum Turgut Kazan biliyorsunuz çok değerli bir hukuk adamıdır. Sanıyorum 2 gün önceydi, internette okudum. Diyor ki bir kanun maddesini veriyor. Bu evet, kanuna bu göre kanun, diyor. 6551 sayılı kanun. Buna göre diyor, eğer diyor siz görevlendirileni cezalandıracaksanız o zaman bu iş görev verene kadar gider. Yani işaret ediyor, diyor Cumhurbaşkanı'na kadar bu gider diyor yani. Peki bu durumda Süleyman Soylu'nun ifadelerini mesela HDP şöyle yorumlamıştı. Soylu'yla Erdoğan arasındaki iktidar kavgasının bir sonucu demişti. Buna binaen mi söylüyor HDP size göre? Yani MHP zihniyetinde bir insandır Soylu. Dolayısıyla onu esas İçişleri Bakanlığı'nda koruyan da MHP'dir. Bu son dönemlerde AKP ile MHP arasında da belli alttan alta kaynayan bir kazan olduğunu da biliyoruz. Yani onunla ilgili olabilir. Bu nedenle özellikle bu Gari bozgunu bu kanatlar tarafından bir bidâ rehine kullanmak da isteniyor. Belki ileride çeşitli tasfiyelerde de bu şekilde görebileceğiz iktidar grubu için. İstifalar gelir mi? Tasfiyeler hangi biçimde olacak size göre? Yani onu kestiremesi zor biraz ama yani böyle bir kazan kaynadığını biliyoruz artık. Hulusi Akar'ın istifası İktidarı konuşuluyor. Katılır mısınız bu görüşe? Hatta mesela şöyle haberler okudum. Yani 1500 civarında ordu mensubunun ama komutan düzeyinde işte yüksek askeri şurada tasfiye edilebileceği tartışmalarının devlet içinde döndüğü yönünde de mesela internetten haberler okudum. Süleyman Soylu'ya Hulusi Akar'a uzanır mı bu sizce? Yani olabilir. Bir günah keçisi mutlaka bulunacaktır bu bozguna. Yani dünyaya rezil oldular. Yani Amerika bile ki Amerika biliyorsunuz Irak'ın hava sahası tamamen onun denetimindedir. Bu Gari operasyonuna izin veren Amerika'dır. Ve muhtemelen Murat Yetkin de yazdı. Ben de aynı görüşteyim. Amerika bu operasyonu baştan sona kadar uzaydan takip etti. Ama bir iddiaya göre Türkiye ABD'ye 42 saat sonra haber verdi Gari askeri harekatını. Vallahi ben sanmıyorum. Çünkü dikkat ederseniz Hulusi Akar'ın açıklamasında şöyle diyor. Dostlarımızın ve müttefiklerimizi de bilgilendirerek bunu yaptı. Yani Amerikan'dan izin almadan böyle 40 uçaklı, 30 helikopterli askeri bir operasyonu Irak hava sahasında yapmaları çok zordu. ABD ile Türkiye ilişkileri biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. ABD bilerek mi izin verdi size göre? Çünkü bölgeyi ABD Türkiye'den daha iyi biliyor galiba. Yani ABD daima şu politikası şu olmuştur. Yani kendisine itaat etmeyenleri böyle çatıştırarak uslandırma yolunu yalnız bizde değil birçok yerde denemiştir. Yani. Çatıştırarak. Anlatabildim mi? Yani bunun bir parçası mıdır değil midir? Kesin hüküm veremeyiz. Hı hı. Ama neden olmaz? Evet. Zaten biliyorsunuz 400'den tutun da birçok sorun Amerika ile Türkiye arasında ciddi sorunlardır. Daha Biden'la Erdoğan bile bir telefon görüşmesi yapmamışlardı yani. Dolayısıyla bir çelişki olduğu kesin değil. Irak Başbakanı ile bile görüştü Joe Biden ama hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmedi. Şimdi son olarak vaktimiz de çok sınırlı. Şunu sormak isterim. Bu başarısız Gari askeri harekatının faturasının HDP'ye kesilmek istenmesi gibi bir tez var ortada. HDP'li vekiller hakkında fezlekeler meclise geldi. Yine bir başa dönme durumu var HDP açısından. Ama bu defa CHP'nin açıklamaları var ki seçmene ve seçilmiş insanlara hakarettir bu. Devlet böyle yönetilmez şeklinde. Önümüzdeki süreçte ne bekliyorsunuz? HDP'ye baskılar daha da artacak mı size göre? Ama bu son zamanda bizim de izlediğimiz bazı haberlerde şöyle deniyor. Önce biliyorsunuz HDP'nin kapatılması konusunda bir
bir gelişme söz konusuydu. Böyle bir beklenti vardı. Hatta bunu açık açık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seslendirdi de. Fakat şu haberler şuydu, ya son 2 gündür ulaşan haberler. Tabii ne derece doğru olduğunu bu haberlerin bilmiyoruz ama sanki şöyle bir mutabakata AKP'de MHP varmışlar gibi haberler çıktı. O da HDP'nin kolunun kanadının kırılması ama kapatılmaması yönünde. Yani mesela bu haberden hemen sonra işte 33 tekrar 28'i HDP'li olmak üzere Fezlekelerinin gelmesi. dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir adım söz konusu. Bir de ayrıca biliyorsunuz Sayın Pervin Buldan ve 8 arkadaşıyla yani 9 yine milletvekili, HDP Evet. milletvekili hakkında bir fezleke daha geldi. O da Kobani ile ilgili. Evet. Dolayısıyla belli ki ben bunu şuna benzetiyorum. 2 Mart 1994 darbesine muhatap olmuş bir insan olarak, o zaman HDP'nin genel başkanıydım. Evet. Aklıma biraz bu süreçler geliyor. Yani o süreçlerde de günah keçisi olarak biz göstermiştik. Şimdi de günah keçisi olarak HDP konuyor. Yani 27 yıl aradan 28 yıl bir süre geçmiş. Ama zihniyet değişmemiş Değişmemiş. maalesef. Hiç Ama vaktimiz kalmadı kesinlikle. ama ben son olarak bir soru daha soracağım. Sayın Pervin Buldan'ın meclisteki açıklamasında yeri ve zamanı gelince açıklarız dediği bir çözüm süreciyle ilgili ifadesi vardı. Bir kısım çok eleştirdi kendisini. Bugün değilse ne zaman diye. Açıklanacak şeyler var mı devlet hakkında çözüm süreciyle ilgili? Şimdi ben son 8 ayda bu süreçte yer almıştım. Dolayısıyla İmralı sürecinin, 30 ay süren İmralı sürecinin ilk 22 ayını doğrusu bilmiyorum çok detaylarını. Ama Sayın Pervin Buldan mutlaka bunu açıkladığına göre partinin yetkili kurulları bu konuda bir karar verecektir. Bana kalırsa şahsi görüşüm şudur. Süreç sona erdikten sonra, mesela süreç sona ermeden çok dikkatliydi. Hiçbir basına konuşmuyordu. Hiçbir konuda sorulara yanıt vermiyordu. Ama bu süreçten sonra, özellikle bu süreç sona erdikten sonra ben şahsen her konunun toplum tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Evet. her konu, o zaman vaatler mi verilmiş, partiye ne denilmiş, hepsinin benim bu kadar net anlattığım şekilde toplumun bilgilendirilmesi lazım. Evet. Sayın Hatip Dicle, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok Selamlar, sağ olun. saygılar. Bu akşam odak programında çözüm süreci tartışmalarını mercek altına aldık. Konuğumuz da İmralı heyeti üyelerinden Hatip Dicle'ydi. İyi akşamlar.